Herkese selamlar, hoş geldiniz. iPad'iniz için sağlam ve rahat bir klavyeye ek, çizim yaparken ya da not alırken size eşlik edecek bir kalem arıyorsanız bu videoda Logitech Combo Touch ve de Crayon'u detaylı bir şekilde inceliyorum. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce destekleriniz benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdi detaylara geçiyorum. Günümüzde iPad için artık bir dizüstü bilgisayar diyebiliriz. Tabi bunun laptoplara iyi bir alternatif olup olmadığı tartışmaya açık. Ancak bu tablet için klasik tarz kılıf ve kalemlerden vazgeçmek artık doğru aksesuarlarla mümkün. Son dönemde çıkmış bir iPad Pro'nuz veya iPad Air'ınız varsa Apple'ın kendi Magic Keyboard ve Pencil'ı evet sizin için iyi bir seçim olabilir. Ama önce Logitech'in Combo Touch ve Crayon ürünlerine de bir bakın derim. İncelemeye öncelikle Combo Touch'tan başlayalım. Logitech'in Combo Touch'ı bir Apple aksesuarlarından beklediğiniz kalıba uymuyor. Apple cihazlarıyla çalışan ürünler tasarlayan üçüncü taraf şirketler genellikle Apple'ın görünümünü taklit etmeye çalışır. Ancak burada o yok arkadaşlar. Logitech bunun yerine kullanım kolaylığına öncelik veren eğlenceli ama sağlam bir kasa sunuyor. Tek parça olarak gelen bazı folyo klavye kılıflarının aksine Logitech Combo Touch aslında tek bir kasayı oluşturan iki ayrı parça. Gri tonlarda gelen bu parçalar cihazınızın kenarlarını ve köşelerini korumak için sert kauçuklara sahip. Bu da iPad'inizin arkası ve yanları için koruyucu bir kabuk görevi görüyor. Kılıf takılıyken Apple Pencil'ı manyetik olarak yerinde tutmak için üst kenar boyunca açıklık bile mevcut. USB-C bağlantı noktası için boşlukların yanı sıra hoparlörler, mikrofonlar ve arka kamera modülü için açıklıklar da var. Klavye çıkarılsa bile ekran yükseltilmiş kauçuk malzemeyle korunuyor. Diğer tarafta ise iPad'inizin akıllı konektörüne manyetik olarak oturup otomatik olarak eşleşen ve tabletin pilinden güç çeken klavyemiz var. iPad'inizin şarjı olduğu sürece bu kılıfın asla şarj edilmesi gerekmiyor. Kumaş benzeri kaplamada burada oldukça hoş bir his uyandırıyor. Premium havayı hemen hissediyorsunuz arkadaşlar. Performans kısmına geçmeden önce Combo Touch'taki standın ne kadar iyi olduğunu belirtmek istiyorum. Çünkü ben kullanırken gerçekten zevk aldım bu kılıfı. Arkadaki sert katlanabilir kanat kullanım senaryolarınıza göre farklı şekillerde yönlendirilebiliyor. Burada da 4 farklı kullanım modu var. Klavyeyi dik konuma getirip desteği dışarı çektikten sonra yazma moduna geçebilir. Klavyeyi kılıftan ayırıp film veya video izlemek için görüntüleme modunu tercih edebilir. Son dönemde de favorim olan Logitech Crayon ile notlar almak veya çizim yapmak için desteği açılı şekilde yerleştirerek çizim modunu kullanabilir. Ya da son olarak kitap veya makale okumak için klavyeyi çıkartıp okuma modunda takılabilirsiniz. Kısaca burada not alırken video kurgu moduna geçmek ya da bundan sıkılıp dizi film izlemek sahneler alıyor. Az önce de bahsettiğim gibi buradaki kılıf çok yönlü. İstediğiniz zaman klavyeden ayırıp tek de kullanabilirsiniz. Hatta yatak gibi düz olmayan bir yüzeyde bile asla düşme tehlikesiyle karşı karşıya değilsiniz. Yani klavye veya işte iPad düşecek korkusu yaşamıyorsunuz. Bu kılıfın iPad'inizi biraz ağır hale getirebileceğini de unutmayın. Hani buna katılıyorum, evet doğru. Ama bu ağırlık çok fazla değil. Yine de çantanızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Ben kılıfı 11 inç iPad Pro ile kullandım ve bu sürümün ağırlığı 574 gram. 12.9 inç iPad Pro kullanıyorsanız kılıfın ağırlığı da tabii artacaktır otomatik olarak. Bu arada Combo Touch'ın iPad Air için olanı da var. Bunu da dipnot olarak ekleyeyim. İlerleyen dönemde iPad Air için olanı da satın alabilirim bu arada. Genellikle kullanıcılar iPad ile bir klavye kullanmak nasıl bir his dediğimde ya işte çok dar vesaire falan derler. Ama buradaki klavyeyi kullanmak gerçekten zevkli. 19 milim tuş aralığı ve 1 milim tuş hareket mesafesine sahip bu klavye. Bunların tümü hızlı yazı yazmak için iyi değerler arkadaşlar. Ben de bu incelemede dahil son dönemdeki birçok yazımı bu ekipmanlarla yazdım ve hiç sorun yaşamadım. Hatta dışarı çıktığımda mobilize olarak gezdiğimde de yanımda iPad Pro ve Logitech ekipmanlarım vardı. Bu arada tuşlar arkadan aydınlatmalı ve üst kısımda 14 farklı kısa yol tuşu var. 16 seviyeli beyaz aydınlatma ışığın yetersiz olduğu yerlerde hayat kurtarabilir. İzleme dörtgenine gelirsek 55'e 110 milim ile iyi bir boyutta. Hatta Magic Keyboard izleme dörtgeninden %36 daha büyük diyebilirim. Buradaki alan haptik değil ama her yerine tıklanabiliyor. Bir de burada sahte bir geri bildirim yok. Bildiğiniz tıklama sesi var. iPadOS son dönemde izleme dörtgeniyle gerçekten iyi çalışıyor ve Combo Touch da bundan tam olarak yararlanıyor. Uygulama içi kısıyorlar için CMD tuşunu kullanabilirsiniz. Tıklanabilir izleme dörtgeni 3 parmağa kadar kaydırmayı ve hareketleri de destekliyor. Hassasiyet ve işlevler Apple'ın kendi trackpad ayarları alanından özelleştirilebilirken klavyeyi Apple'ın yaptığı herhangi bir işletim sistemi değişikliğiyle güncel tutmak için Logitech Kontrol uygulamasını indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim Crayon kaleme. Crayon aslında Fransızca kalem demek. Bu Apple Pencil konseptini alıp ona farklı bir açıdan yaklaşan
Logitech Crayon'a uygun bir isim bence. Crayon'un 163 mm uzunluğundaki alüminyum gövdesi bir marangoz kalemi şeklinde. Düz dikdörtgen gibi olduğundan kolayca yuvarlanmıyor ve elinize rahatça oturuyor. Yalnızca 20 gram ağırlığındaki kaleme yazı yazmak veya bir şeyler çizmek gerçek bir kurşun kalem kullanmak kadar sezgisel ve doğal hissettiriyor arkadaşlar. Hafif metal yapısı gayet şık duruyor. Minimalist tasarımı sırt çantasında veya kalem kutusunda kolayca görülebilen turuncu bir uç ve kapakla noktalanmış. Bu arada gri rengi de mevcut. Bunu hemen dipnot olarak belirteyim. Apple Pencil'e kıyasla daha çok çocuk dostu olan Crayon'un tasarımı parçalarını kaybetmeyi zorlaştırıyor. Şöyle ki kalemin yan tarafındaki iki küçük deliğe özel bir alet soktuğunuzda uç kısım çıkıyor. Yoksa bu ucu çıkarmanız zor arkadaşlar. Yani çocukların da bu ucu çıkarması zor. Normal kalem uçları evet daha hızlı değiştirilebilir ama aynı zamanda daha kolay kaybolabiliyor veya kırılabiliyor. Bu nedenle buradaki tasarım bence çok daha mantıklı olmuş. Crayon'un üst kısmındaki turuncu plastik kapak Lightning şarj portunu koruyor. Apple Pencil'deki kablosuz bağlantının aksine bu kalem Lightning ile şarj ediliyor. Plastik kapak bu alanın hasar görme olasılığını da düşürüyor arkadaşlar. Yani bu da aslında zekice düşünülmüş. İlk Apple Pencil'de Lightning şarj cihazını koruyan çıkarılabilir kapağı kaybetmenin kolay olduğundan şikayet ediliyordu. Logitech ise bu sorunu kapağı kalemin gövdesine bağlayarak çözmüş. Kalem 6. nesil iPad'den tutun 5. nesil iPad Pro'ya kadar çoğu modelle uyumlu. Buradaki kurulum ise son derece kolay. Kalemin üzerindeki açma düğmesine basıp anında iPad'de yazı yazmaya veya bir şeyler çizmeye başlayabilirsiniz. Crayon'un 2 milimlik ucu Apple Pencil'ınki kadar ince. Bu da onu doğru bir şekilde çizmek ve not almak için hassas bir araç haline getiriyor. Burada fark edilebilir bir gecikme de söz konusu değil. Yani çizdiğiniz hemen tablette beliriyor, görülüyor. Crayon, Apple Pencil'ı destekleyen birçok uygulamayla da uyumlu. İşte Pages, Procreate, LumaFusion gibi. Apple Pencil gibi Crayon'da dinamik çizgi ağırlığını destekliyor. Bu, çizdiğiniz çizgilerin kalemin tutulduğu açıya bağlı olarak daha kalın veya daha ince göründüğü anlamına geliyor. Procreate ve Sketchbook ile yaptığım testlerde uygulamalar Crayon'u hemen tanıdı ve kalemi farklı açılarda tuttuğumda çizdiğim çizgilerin kalınlıkları ve koyulukları değişiyordu. Şunu da belirteyim, Crayon çizgi kalınlığını kontrol etmek için Apple Pencil gibi basınç hassasiyetini desteklemiyor. Bu nedenle Crayon'un üst düzey iPad Pro kullanıcılarından çok günlük not alanlar ve eski sanatçılar için daha iyi olabileceğini söyleyebilirim. Bu arada Logitech Crayon tek bir şarjda 7,5 saate kadar yazma süresi sağlıyor ve pilden tasarruf etmek için 30 dakika boşta kaldıktan sonra otomatik olarak kapanabiliyor. Şöyle ki bir önceki gece şarj etmeyi unutsanız bile 2 dakikalık hızlı şarj size 30 dakikalık kullanım için yeterli güç sağlayabiliyor. O halde sonuca bağlayacak olursam öncelikle Logitech Combat Touch kullandığım en iyi iPad kılıflarından biri. Profesyonel ve şık görünüyor. Burada yazı yazmak kolay ve izleme dörtgeni gerçekten iyi çalışıyor. Artı olarak Apple'ın klavyesine kıyasla fiyat avantajı da var. Combat Touch'ın dezavantajı var mı derseniz var. iPad'inize biraz hacim kazandırması diyebilirim bunun için. Bir de stand geri açıldığında yazı yazmak için biraz daha alana ihtiyacınız olabilir. Logitech Crayon ise Apple Pencil'ın teknolojisini ve ince ucunu ödünç alıyor. Daha geniş ve düz gövdesi yuvarlanmasını engelliyor ve parlak turuncu vurguları sayesinde kendini her yerde belli edebiliyor. Ve yine Apple Pencil'a kıyasla fiyatı daha uygun denebilir. Yine belirteyim, Crayon'un turuncu dışında gri renkli modeli de mevcut. Kısacası iPad'iniz ile hareket halindeyken işlerinizi halletmek için ihtiyacınız olan her şeye sahip Magic Keyboard alternatifi, klavyeli bir kılıf arıyorsanız, Combat Touch'a ve buna eşlik edecek bir kaleme ihtiyacınız varsa Crayon'a bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videonun da burada sonuna geldik. Sizlere elinden geldiğince iPad'inizi daha kullanışlı hale getirecek Logitech'in Combat Touch kılıfını ve de kalemi Crayon'u anlatmaya çalıştım. Eğer değinmediğim konu ya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay. Sound right, boy.